Evet, kurban et. Aynen, hadi. Hadi gün, hadi. Kızımızı görmeye gidiyoruz. Hadi. İnşallah kendi gösterir. Ancak 2-3'te göstermişti. Evet. Geldiğimde görürsünüz canım. Geldik. Şöyle MSF'ye gireceğiz. Tabii ki de sıra var her zamanki gibi. Bekleyeceğiz. Ramazan giriş yapmaya gitti. Ben de sıraya gireyim dedim. Çekiliyoruz. Biraz olaylar oldu. Artık sonu anlatırım. Eve gidince arkadaşlar. Daha çekeceğiz MST'yi. Bugün hastaneden çıkamıyoruz. Onda geldik saat. Oksijen desteği. Çıkamadık hala. Hala oksijen desteği. Bakayım. Burası düz olduğu için bir daha devam ettik. Ama hurma yedim işte. 4 tane hurma attım ağzıma. Öyle arası beklemece. Evet arkadaşlar, biz hastaneden geldik. Biraz dinlendim. Görümceme gideceğiz yemeğe. Sağ olsun yemeğe davet etti bizi annemlerle birlikte. Biraz zor bir gün geçirdik. Onu anlatacağım size. Onu anlatırken de böyle boş bir yere bakmayın diye arkadaşlar, manzaramız şey olmasın diye aynı zamanda bunu da yapmam gerekiyor. Bunu da aradan çıkarayım dedi. Zaten ben bunları göstermiştim. Minnoş kızımın aldıklarımızı, etiketlerini kesmemiştim henüz. Bunların etiketlerini keseceğim arkadaşlar. Cimcimem. Yani aslında etiketlerini keserken de bu tatsız olayı anlatmak istemiyorum ama bir yandan da anlatayım şey olsun diyorum yani. Hem aradan şey olmuş olur böyle. Ben de olayın şeyini hafif geçiririm diye arkadaşlar. Yani şöyle ne o... Zaten görmeyenler olduysa ben bunları paylaşmıştım arkadaşlar. Kızımı aldıklarım, minnoşumu aldıklarım diye. Oradan da izleyebilirsiniz. Tek tek göstermiştim. Zaten şimdi görürsünüz. Şimdi genel olarak yine de ben bir bahsedeyim. Arkadaşlar bu arada biz yatak odasında uyumuyoruz. Anne şey yaptık. Burası çok sıcak olduğu için salona taşındık. Haliyle her şeyi falan çıkardık.
Bunlar da zaten alez falan da tekrardan yıkanacak. O yüzden böyle getirdim. Burada size hem gösteriyorum hem dedim bir anlatayım, içimi dökeyim size tekrardan arkadaşlar görelim. Şimdi ne oldu genel olarak? Ben bunları keserken size anlatayım arkadaşlar. Biz randevumuz vardı bugün. Yani bugün günlerden cumartesi zaten. Randevumuz saat 10'daydı. Biz biraz eşimle geciktik. Aslında randevu da değil, kontrol randevusu. Şöyle oluyor, doktora gittiğiniz zaman, hani bilmiyorum diğer yerlerde nasıl oluyor sistem. Özel hastanelerde bu şekilde doktora gidiyorsunuz arkadaşlar. Gittikten sonra 10 gün içerisinde tekrar bir muayeneye gidebiliyorsunuz. Yani ücretsiz. Biz zaten artık bu son kaçıncı haftadan beri, yanlış değilsem şu an yalan olmasın, hatırlayamadım. 33'ten sonra falan hep bu şekilde gitmeye başladık. Hani bir kontrol, bir muayene. Doktor hani o şekilde öneriyordu. Bir muayene, bir kontrol şeklinde. Çünkü hani Allah korusun bebeğin gelişimiyle ilgili, işte kalp atışıyla ilgili bir sıkıntı olursa diye daha sık gidiyorsunuz yani. Ya da işte bir hafta gidiyorsunuz. Dediğim gibi 5 gün sonra tekrar falan gidiyorsunuz. Hani doktorun sizi çağırmasına kalmış arkadaşlar. Biz işte zaten muayeneye, kontrole gittik. Her gitmeden de önce de arkadaşlar bu arada şey yapıyorsunuz. Hamileler bilir. NST çekiyorsunuz arkadaşlar. NST ne? Bebeğin kalp atışlarını ve annenin sancısını ölçen bir cihaz. Öyle söyleyelim. Öyle zaten NST'ye giren anneler bilir. O NST, hani anne olmayanlar, böyle bilmeyenler ya da hiç girmeyen, benler olmuş olabilir. Mesela ben anneme NST desem, annem NST ne der diye, hani bilmez yani. Böyle bir şöyle iki tane cihaz var arkadaşlar. Şey yapıyorlar sizin. Şu kadar büyüklükte. Ufak. İşte kablolu. Birini karnınızın üst bölgesine, diğerini de aşağıya bebeğin kalp atışının olduğu noktaya bağlıyorlar arkadaşlar. Oradan işte üst bölgedeki kısımda NST'de sizin sancınız ölçülüyor. Ne kadar sancı olduğu. Altta da bebeğin kalp atışları ölçülüyor arkadaşlar. Bu şekilde bir cihaz. Yaklaşık böyle en az 15-20 dakika kalıyorsunuz. Hani bebeğin düzenli olarak kalp atışlarını ölçme adına. Şimdi buna dediğim gibi biz 33. haftadan itibaren arkadaşlar şey yaptık. Her gittiğimde doktor şey diyordu. Yanıma gelmeden NST'ye gireceksin. Zaten şey olarak da gidiyorsunuz, girişinizi yapıyorsunuz, NST'ye giriyorsunuz. NST'den çıktıktan sonra doktora götürüyorsunuz. Hem doktor kalp atışlarına bakıyor. Hani bir sıkıntı yoksa NST'de muayeneniz oluyorsunuz. Her şey yolundaysa zaten evinize gidiyorsunuz. Mesela biz bir ara NST'ye girdiğimizde kalp atışlarımız problem, hani şey çıktı, böyle bayağı bir düşük çıktı, hatta paylaşmıştım, kızımız bizi korkuttu şeklinde arkadaşlar. Doktor şey dedi, korkmayın dedi, biraz hani şey çıkmış, hani düşündüğümüz gibi çıkmamış, bebek uyuyor olabilir, bebek kordonuna basmış olabilir. Şimdi bir git bir şeyler ye, biraz da yürü, tekrar bir şey yap dedi, NST'ye gir dedi arkadaşlar. Öyle olunca gittik tekrardan çektirdik mesela NST'yi. Bir problem görülmeyen, doktora da hani düzelmiş. Yani böyle olduğunda toparladığı zaman bir sıkıntı yok demekmiş arkadaşlar. Bu hafta ne oldu peki arkadaşlar? Onu anlatacağım size ben. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Biz gittik. Dediğim gibi 10'daydı randevumuz. Ona doğru bence çeyredik. Hastanedeydik. Ben dedim eşime hemen sen giriş yap. Genelde NST'de sıra olduğu için arkadaşlar maalesef sıra oluyor. Bu aralar özellikle bayram haftasında falan çok yoğunluk vardı. Ben hemen gireyim sıraya dedim. Ondan sonra şey yapıyorsunuz, gidiyorsunuz işte oradakisi, bizim gittiğimiz hastanedeki özel hastanedeki sistem o şekilde. Kapıyı çalıyorsunuz. Normalde önceden 3-4 tane cihaz vardı ama şimdi 2'ye düşmüş. Sanırım katlara çıkarmışlar cihazları. Sırada birileri varsa diğer hastaların NST'sinin bitmesini bekliyorsunuz. Ondan sonra bitince sizi içeri alıyorlar. Orada işte ölçümü yapılıyor. Gittik, dediğim gibi ben bekliyorum. Kapıyı çaldım. Hasta var dediler. Zaten bir tane kız var ilgilenen NST'de. Ondan sonra arkadaşlar bekledim. Sonra sıram geldi. Girdim içeriye arkadaşlar. Çekim yapılıyor.
Böyle bir bayağı bir 15 dakika geçti. 20 dakika geçti. Böyle bir 30 falan da geçti herhalde. Ben böyle bir bunaldım artık arkadaşlar. Çünkü şey oluyor, kahvaltı falan da, kahvaltı yaptım. Ama kahvaltıyı çok iyi yapamamıştım. Bugün işte canım istemiyordu çok fazla. Şey dedim ya, zaten 15 dakika NST sürüyor. Doktorun da yanına giderim. Hemen bir 5 dakika görünüyorum. Çıkar eve geliriz. Hatta Sevim abla işte görümcem şey demiştim. Hastaneden sonra direkt bize gelirsiniz. Hani ben düşünmüştüm çok erken oluyor. Hani o yüzden gitmeyelim diye. Maalesef evdeki hesap çarşı uyumadı. Zaten eve gelmemiz saat 1'i buldu arkadaşlar. Maalesef. Ay, hala aklıma geldikçe sinirleniyorum. O yüzden böyle bir yavaş anlatıyorum arkadaşlar. Yani izlemek istemeyenler bunları geçsin. Sonrasında böyle bir şey oldu. Kalp atışlarında hani siz cihazdan sesi de duyuyorsunuz arkadaşlar. Görüntüyü de görüyorsunuz. Zaten artık bir yaklaşık 10 seferden fazladır NST'ye girdiğim için artık şeyi bile okuyabiliyorum. Mesela düz çıktığımda mesela NST'deki çizgiler arkadaşlar bebek şey değil. Yani doktor mesela öyle çıktığında sizi tekrar gönderiyor. Tekrar çekim yapıyorsunuz falan. Onları anlıyoruz. Yani benim eşim de anlıyor artık. İşte bebeğin kalp atışı, mesela bebek oynadığı zaman kalp atışı çekim yapmıyor şey NST. Sonra cihaz tekrardan başa almamız gerekiyor. Tekrar çekim yapılıyor. Sonra ben oradaki kızı çağırdım. İşte ilgilenen, görevli olan geldi, baktı. Şey dedi. Dedi bu dedi bebek hareket ettiği için dedi. Şey yapmamış. İyi çekmemiş dedi. Ondan sonra iyi çekmemiş. Şey yapacağız. Tekrar çekeceğiz. Ben böyle bir sinirlendim. Aslında ben burada neye sinirlendim arkadaşlar? Şimdi ben her gittiğim, ilk seferler gittiğimde birkaç sefer başka birileri vardı NST'de görevli olan. Mesela ilk gittiğim seferde o sorumlu olan işte personel kız şey yapıyordu arkadaşlar. Geldi, bebek hareket ediyor dedi, işte geldi tuttu, biraz sen tut biraz ben tutayım, hani benim de, hani senin de elini ağrımasın benim de elimi ağrımasın şeklinde. 15-20 dakika yani bu şekilde birlikte tuttu. Ondan sonra şeyi kontrol ediyor. Cihaz yazıyor mu yazmıyor mu? Çünkü bazen cihaz yazmayabiliyor. İşte oradaki kağıt bitmiş olabiliyor. Silik çıkarabiliyor arkadaşlar. Ondan sonra geldi, çıkardı. Böyle baktı. Bu olmamış falan gibi. Ben bir şey olmamıştı demedi de. Ben anladım zaten yeni baştan başlayacağımızı. Yeniden başladım. Evet dedi. Bu dedi silik çıkmış. Böyle hareket etmiş. Ben böyle bir sinirlendim. Çünkü arkadaşlar ben zaten geçen seferde de bayram arifesinde de bayağı bir sinirlenmiştim bu kıza. Yani kızı tanımıyorum, adını bile bilmiyorum yani, oradaki görevli yani, öyle söyleyeyim size. Geçen seferde de söylemiştim ya, ben NST'ye girdiğim zaman siz olduğunuz zaman 40 dakikadan aşağı çıkamıyorum buradan. Yani 40 dakikada uzun bir süre, sürekli sırt üstü yatıyorsunuz. İhtiyacınız, lavabo ihtiyacınız olabiliyor, su içmek istiyorsunuz. Bunalıyorsunuz, acıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Hani hamilelik geçirenler bunu bilir, hani öyle söyleyeyim size. Bir de ben daha önceki NST'lerde ya yani 15 dakika 20 dakikada çıkıyorum. Bu süre iki katına uzunca bazen de yok çekmemiş, yeni baştan alıyoruz. Yani orada kalma sürem bir saati falan buluyor. Kızı sinirlendim. Geçen sefer de dediğim gibi kıza söylemiştim girdiğimde, ya dedim ben siz dedim olduğunuz zaman 40 dakikadan aşağı çıkamıyorum buradan. Yani gelip kontrol edin. Eğer bir sıkıntı varsa kontrol edin. O an mesela o gün şey yapmıştı. Hemen 15-20 dakikada çıktım. Bugün öyle olunca bir sinirlendim. Ondan sonra kalktı şey yaptı. Dedim tamam dedim, siz dedim şey yapacağım dedim bunu. Verin dedim, ben doktora götüreceğim gibisinden. Ondan sonra kalktı şey yaptı. Gitti telefonla birini aradı. Tahmin ediyorum ben yani doktorumu, sekreterini aradığını düşünüyorum o an. Ki öyleymiş zaten. Aradı. Sesi de geliyor oradan arkadaşlar. Zaten içeride de ben varım. Bir de bir tane daha hasta var. Yani bir tane daha gebe var. Diyor ki hasta sorun çıkarıyor. Bir sürü de laf soruyor. Ben kıza ne dedim? Dedim ki siz dedim işinizi düzgün yapmıyorsunuz. İşinizi düzgün yapsanız dedim. Ben dedim burada 15-20 dakikada bitecek. Yok işte bebek hareket ediyor, bebek kayıyor. Ya dedim yani bu 40 dakika oldu neredeyse. Siz gelip bakmadınız bile. Ben bakıyorum. Nerede bakıyorsanız biz neden başa alıyoruz dedim yani. Siz dedim işinizi düzgün yapmıyorsunuz. Gelip bakmıyorsunuz, kontrol etmiyorsunuz. Geldim diyor. Ben sizi çağırdım dedim. Siz dedim ben çağırdığım zaman geldiniz dedim. Hani bu şekilde. Yani dedim benim ihtiyaçlarım oluyor. Siz bana söyleseniz ben yardımcı olurum.
Ya dedim mesele ihtiyaç meselesi değil. Ben siz olduğunuzda burada 40 dakikadan işi aşağı çıkamıyorum. Yani bu ne anlama geliyor? Siz işinizi düzgün yapmıyorsunuz. Hani ben ilk defa NST'ye girmiyorum. Daha önce de NST'ye girmişim sizden önce. Kaç sefer girmişim. Hastanede yatış yapıldığında da girmişim. Görmüşüm NST'ye nasıl bir şey. Hani siz için ben işimi düzgün yapıyorum. Ben siz ya işinizi düzgün yapmıyorsunuz. Ben öyle düşünmüyorum dedim. Sizin işinizi düzgün yaptınız. Yani işinizi düzgün yapıyorsanız tamam dedim. Bu kadar da uzatmazsınız. Hatta ben kız hala uzatıyor. Dedim tamam uzatmayın. Biz dedim bitirelim. Yani tekrar çekelim dedim. Ondan sonra ben gideceğim şey yapacağım dedim. Kız işte öyle gidip benim doktorumun sekreterini arayınca aradı işte hasta bana işte burada hastanın sorun çıkarıyor, problem çıkarıyor. Problem çıkarıyor. Bir sürü de laf söyledi. Kalktım cihazları söktüm arkadaşlar. Sinirlendim yanımdaki gibi dedi. Sakin olun falan. Kalktım. Yani siz dedim, kim oluyorsunuz ya? Sizin beni arayıp kime şikayet ediyorsunuz? Ben dedim sizi şikayet edeceğime kaç sefer dedim siz bu şekilde yapıyorsunuz. Siz beni şikayet ediyorsunuz. Kimsiniz siz ya dedim. Ondan sonra yok dedi ben işte bilgi arayıp soruyorum. Eğer bu şekilde kabul ederse doktor sizi bu şekilde göndereceğim. Ya dedim ben dedim duymuyor muyum? Hani ben çocuk muyum? Siz dedim arayıp beni şikayet ediyorsunuz. Verin dedim ne şeyi sonucu. Ben dedim çekmiyorum sizinle şey yapmıyorum NST falan. Aldım. Gittim. Sinirlendim. Eşim de oradaydı. Gittik doktorun oraya oturuyorduk. Ondan sonra ben eşime yardım şikayet edeceğim. Gerçekten çok sinirlendim. Bir de arkadaşlar şöyle ben normalde kimseyi bu şekilde şikayet etmeyi sevmem. Kimsenin ekmeğiyle oynamak, kimsenin işiyle gücüyle oynamak bu benim ne derdim ne şeyim ya üzülürüm de gerçekten. Sonuçta bir şey var orada yani arkadaşlar. Bir hani ekmek kapısı orası. Ama arkadaşlar yani gerçekten hani siz söyleyin. Yani burada kalkıp hani bir de üzerine çıkmaya çalışıyor. Ben burada sinirlendiğim nokta haksızsın sen. Gelip işini düzgün yapmıyorsun. Gelip beni kontrol etmiyorsun. NST'mi gelip 5-10 dakikada bir kontrol et. Cihaz yazıyor mu? Yani çok, ha bana diyor ki ben burada bir sürü dosyayla ilgileniyorum. Dosyayla da ilgilenmiyor. Oturmuş telefonla ilgileniyor. Kalkıp gelecek. Zaten iki tane hasta var arkadaşlar. Cihaza bakacak. Cihaz yazıyor mu? Bebek zaten kalp atışını duyuyorsunuz. Ben zaten cihazı çok göremiyorum. Böyle hani uzanıp karnım açık olduğu için işte çok sola dönemiyorum. Bebek oynamasın, hareket etmesin diye. Ya geleceksin, kontrol edeceksin 5 dakikada bir, 10 dakikada bir. Cihaz yazıyor mu, yazmıyor mu? Yazıyorsa zaten problem yok. Yazmıyorsa zaten sen doktor bir daha gönderiyor. Senin işin uzuyor aslında. Benim orada dediğim gibi sinirlendiğim nokta kalkıp sen işini düzgün yapmıyorsun. Bir de benim doktorum sekreterini arayıp beni doktorun sekreterine şikayet ediyorsun. Bu özgüvene bakar mısınız ya? Gerçekten ben buna o kadar sinirlendim ki. Ben hani sinirlendiğim nokta tam 40 dakikada çekilmedi. Tekrardan çekecekti. Ona bir şey demedim. Ama kız arayıp benim doktorumun sekreterine beni şikayet etmeye kalkınca hala bak sinirliyim yani gerçekten. Yani bu ne ya dedim. Bu ne hadsizlik. Ondan sonra kalktım eşime gittim dedim şikayet işte eşim dedi gel dedi o zaman şikayet edelim hani sağ olsun eşim. Eşime de şey diyorum şikayet ettikten sonra teşekkür ederim hani öyle söylediğin için. Çünkü o an insan can bu şeyle birlikte böyle şey yapamıyor düşünemeyebiliyor. Hatta biz geçen sefer en son sefer gittiğimiz zaman çok sıra vardı. Bir de kız baya bir ağır hareket ediyor arkadaşlar. Mesela hastanın biri çıkıyor. Daha böyle gidiyor yavaş yavaş işte sedyeyi işte toparlıyor şey yapıyor. Biraz seri biraz hareket ediyorsa sonra 5 dakika sonra çağırıyor. Yani 5 dakika orada bizim için çok kıymetli. Ben geçen seferde de 1 saat bekledim. Hatta bir tane gebe daha vardı orada sohbet ettik. Ya dedi, o da aynı şeyi söyledi. Ben dedim bu kızla dedim 40 dakikadan aşağı çıkamıyorum dedim. Yani o da söyledi. Dedi siz doktorunuza söyleyin ben de söyleyeceğim. Doktoruma geçen sefer böyle bir söylemiştim. Yani NST'miz yoğun oluyor dedi. Doktorun da yapabileceği bir şey yok. Doktor personele ne yapabilir? Ne diyebilir yani neticede? Sonrasında gittik işte giriş danışmadan sorduk. Biz hani bir personeli şikayet edeceğiz dedik. Kime şikayet edebiliriz? Müdür beye dediler. Gittik müdür beye anlattık durumu. Müdür bey işte sonra başhemşireyi çağırdı. Başhemşireye de anlattık durumu. Böyle böyle dedik. Hani yani benim orada dedim sinirlendiğim nokta kalkıp bana hani beni şikayet ediyor. Şeye benim onu şikayet etmem gerekirken sekreteri doktorun yani sekreterine hani büyük ihtimalle o dedim tahminimce. Zaten doktorun yanına gittikten sonra doktorun sekreterini aradığını öğrendik. Doktor işte şey dedi yani hemşire de yani çok böyle şey yapmadılar ama yani yorumda bulunmadılar ama hani tavrı hoş değil hani şey yapabilir gibisinden yani aynı şekilde müdür bey de anlatırken hemşireye şey dedi hani hastamız diyor ki
NST'deki işte hanımefendi. Ben aynen anlatırken de bu şekilde ifade ediyorum. NST'deki hanımefendi bu şekilde yaptı. Gelip kontrol etmedi. Gelip kontrol etmediği için süre uzuyor. Ben o kadar uzun içeride kalmak istemiyorum şeklinde. Sonra işte biz dediler zaten gerekli uyarıyı yapacağız. Ya dedim ben hatta başka bir elemanınız olsa hangi saatte olduğunu bilsem ben o saatte geleceğim. Ya. Özel hastane ama arkadaşlar düşünün yani. Ben kalkıp ona göre kendimi ayarlayacağım gideceğim. Her gittiğimde ya diyorum Allah'ım yine mi bu kız? Ha diyorum Ramazan eşime. Ramazan diyorum sen yine bir 40 dakika bekleyeceksin. Hani ona göre ben gitmeden işte bütün ihtiyaçlarımı falan görüyorum. O şekilde gidiyorum. Dediler biz gerekli uyarıyı yapacağız. Siz şimdi şey yapmayın. Tekrar bu baktılar bu NST olmamış dediler. Siz gerilmeyin biz sizi doğum salonuna alalım. Orada NST çekelim dediler. Hatta görüntüleri paylaştım görmüşsünüzdür. Orada da aşağı indim. Orayı da görmüş oldum. Böyle Allah'ım doğum salonu. İşte yani orada da bir ne kadar kaldım. Orada da uzun kalmak zorunda kaldım arkadaşlar. Çünkü bebeğin kalp atışları düz çiziyordu. Hatta oksijen desteği falan da verdiler. Gördünüz onu paylaştım. Orada da bir 50 dakika kalmak zorunda kaldım. Çünkü şey çıkmayınca, düzgün çıkmayınca, düz çıkınca, düz çizince doktor sizi tekrar gönderiyor. Tekrar çekiyorsunuz. O yüzden orada da uzun kalmak zorunda kaldım. Belki de gerildim, strese girdim, sinirlendim. Bebeği de etkiliyor neticede arkadaşlar. O yüzden hatta o sırada şey oldu. Bodrum katta olduğumuz için eşim de dışarıda bodrumda katta bekliyor. Görümcem aramış. Ya diyor ikinizi de arıyorum ulaşamıyorum meşgulsünüz. Mesaj atmıştı. Mesaj gidiyordu ama aramalar gelmiyordu. Meşgul çalıyormuş hani aramalar. Dedim sıkıntı yok hani biraz böyle böyle sıkıntı oldu. Onunla ilgili şey yaptık. Görümcem de hani şey dedim tartıştım işte neyse dedi kızla. O da yazmış şey yapma canım beddua eder doğum arefesi hani gibisinden. Dedim gelince anlatırım. Yani şöyle bir durum var arkadaşlar. Siz aslında ben orada bütün herkesin sesi oldum yani onu düşünüyorum o hastaneye gelen mesela o gün de biz geçen hafta diyorum bayramdan önceki hafta oradaki gebeyle de konuştuk ettik. İnsanlar gereksiz yere bekliyor ve biz bunu dile getirmekte şey yapıyoruz çekiniyoruz arkadaşlar. Yani bunu yapmayalım arkadaşlar gerçekten hepimiz için söylüyorum ben kalkıp bir de ben kaç haftadır gittiğimde den beri bu kıza mesaj veriyorum ya diyorum bakın diyorum çok uzun sürüyor gelin bakın hani. Çünkü işini gerçekten düzgün yapmıyor. Ben nereye kadar sabredebilirim? Bir de her gittiğimde ben bu kıza muhatap olmak zorunda kalıyorum. Tamam belki birkaç haftam kaldı çok da şey olmadı ama sonrasında gidecek gebeler için en azından şey olur. Ona o gerekli uyarıda bulunur arkadaşlar. Valla kimse kusura bakmasın. Ben gidiyorum mesela gidiyorsunuz geç alıyor sizi geç almasını geçtim. Gelip kontrol etmiyor. 15-20 dakikalık iş 40 dakika bazen daha fazla uzuyor. Ben kendim ona ben zaten normalde çalışan bir insanım. Eşimle gidiyorum. Eşim kendi ona göre ayarlıyor. Oh, ben kendim ona göre ayarlıyorum. Süre uzunca ne oluyor bu sefer? Hastanede kalma süremiz uzuyor. Biz 10'da gittik. 10'da ondan önce hastanedeydik. Eve geldik saat 1 arkadaşlar. Hatta şey oldu. 50 dakika sürünce o diğer NST'de saat 12 oldu. Tam 12 olunca hafta sonu 12 araya girdik. Yarım saatte doktoru bekledik. Doktor geldi hatta sizin için geldik dedi. Sanırım ara biraz daha uzundu ben bilmiyordum. Gittik o doktorun yanına kıza dedim ben sizi mi aradım şey. Oradaki nesledik kız. Evet dedi. Aramış şeyde işte duyduklarımı söylemiş arkadaşlar. Demiş ki hastanız sorun çıkarıyor. Evet dedim duydum ben dedim. O da demiş ki biz demiş gayet iyi anlaşıyoruz. Bize hiç problem çıkarmıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Kalkıp beni şikayet ediyor doktorun sekreterine. Ya dedim bu şekilde olamaz yani işimi düzgün yapmıyor dedim yani doktor dedi hani gerekli yerlere zaten söylediyseniz doğru doktorun yapabileceği hiçbir şey yok biz kalktık müdürle konuştuk zaten şeyini bulur dedi yani hani yerini bulur dedi yani neticede ya sen şu var bu özgüven ne sen işini düzgün yapmıyorsun kalkıp 15-20 dakikalık bir NST'de göz ucuyla gelip kontrol edeceğin şeyi yapmıyorsun ve kalkıp beni şikayet ediyorsun doktorumun sekreterine. Hasta sorun çıkarıyor. Ya bu ne? Ben göndereceğim NST'yi ama sizin hastanız yüzünden bu şekilde bilginiz olsun şeklinde. Ya sen bir işini düzgün yap. Ben anlamadım ya. Gerçekten arkadaşlar bu özgüven bizde bu yeni jenerasyon mu? Hani herkesi demiyorum ama. Yeni jenerasyondaki iyi kişileri tenzih ederim arkadaşlar. Böyle bir şey var. Bizlerden küçükler tabii biraz. Bir 5-6 yaş en az küçükler yani. Ben 31 yaşındayım. Bence de bir 7 yaş falan da belki küçük olmuş olabilirler. Yani şu var. Sen haksızsın bir de üzerine haklıyım diye başkalarını suçluyorsun.
Ben buna zaten ayar oldum. Hani ben bir de şöyle bir şey, ben eğitimciyim, kalkıp orada şeyi anlamayacak bir insan değilim. Bana mesela gelip şunu dese, ben ona dedim, siz dedim, kıza dedim ki, siz benim arkamdan iş çeviriyorsunuz. Kalkıp bana gelip deseniz ki işte ben o zaman tam doktorunuzu arayacağım, bu şekilde göndereceğim ben kıza, çünkü dedim verin siz dedim, beni arayıp şikayet ediyorsunuz dedim, bu ne dedim, arkamdan iş çeviriyorsunuz. Bana dese ki ben tam doktorunuzu arayacağım, söyleyeceğim, kabul ediyorsanız bu şekilde göndereceğim, ben size bir şey demem. Ama siz kalkıp benden habersiz arayıp beni şikayet ediyorsunuz, siz dedim kim oluyorsunuz? Velhasıl Kerem, böyle bir yani ufak bir gerginlik, tatsızlık yaşadık arkadaşlar. Neyse, atlattık. Bakalım, bir daha gittiğimde umarım muhatap olmak zorunda kalmam. Olursam da zaten şey yapmayacağım, diyeceğim işinizi yapın, rica ediyorum. Hani muhatap da olmayalım, olmamıza da gerek yok. Çünkü arkadaşlar gerçekten hatalarını kabul etmeyen insanlarla tek kelime bile etmeye gerek yok. Uzatmaya gerek yok. O negatif enerjiyi de almaya gerek yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Doktorumuz ne dedi? Ondan bahsedeyim arkadaşlar. Artık kaç olduk biz? 34 artı 34 diyorum yahu. 38 artı 4'teyiz arkadaşlar. Kızımızın gelmesi lazım artık. Doktor işte yürüyüş yap dedi. İşte egzersiz yap dedi arkadaşlar. Bu şekilde biraz ağrım var zaten. Sancı da görünüyor NST'de. Genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Hani bir sıkıntı görünmüyor suyunda falan. Öyle az, hani çok az değil suyu bebeğimizin, çok şükür. Bir sıkıntı görünmüyor. Sıkıntı olmadığı için de biraz daha bekleyeceğiz. 40. haftaya yediğimizde olmadı, hani gelmezse bebek suni sancıyı konuşuruz dedi doktor. Bilmiyorum arkadaşlar, bakacağız artık hayırlısıyla. Tabii biraz gerginim, üzgünüm, böyle bir hani kızımız hala gelmedi şeklinde. Yani 41'de gelen çocuklar var, 42'de gelenler var ama kendi sürecinde, kendi doğal sürecinde gelmesi tabii ki de her zaman daha iyi arkadaşlar. Bu şekilde genel olarak. Siz de yorumlarınızı yazın. Tatsız bir günde ama olsun. Sağlık olsun. Allah beterinden korusun. Ama lütfen ya arkadaşlar, gerçekten böyle şey olduğunda yani insanlara gerek tepkiyi koyun. Zaten bizim sıkıntımız bu. Toplum olarak bir şey olmaz. Biraz daha bekleyin. Ya ben niye bekliyorum? Ben zaten şöyle bir şey. Nasıl ki mesela sen saatinde girip saatinde çıkıyorsan, değil mi? Mesaini. Saatinde girip saatinde çıkıyorsun. Ben 5'ten sonra 12'den sonra girip NST'ye girmeye kalkmıyorum. Öğle arasında NST'ye girmeye kalkmıyorum. Bakın doktor 12'de tam işimde şey dedi. Ben dedim şeye gittik. NST'den aşağıdaki ikinci NST'den çıktık arkadaşlar. Çıktıktan sonra ben eşime dedim, ben bir lavaboya gideceğim. 50 dakika zaten şeyde kalmışım NST'de. Çıktık, ondan sonra eşim beni beklerken dedi ki, tam dedi doktor da dedi şeye bindi, asansöre bindi, bindi asistanıyla dedi. Tüh dedim ya. Tam 12'de bakın, 12 biz yarım saat doktoru bekledik. Biz kalkıp hani doktoru bekliyoruz. Süreyi bekliyoruz. Şunu demeye çalışıyorum. Ben gelip 20 dakikalık bir şeyi 40 dakikada, 1 saatte bitiriyorsam burada problem var. Buna itiraz etmemiz gerekiyor. Yani o kız işini düzgün yapmıyor diye ben yeri geliyor mesela önceki seferlerde eşim okula gidiyordu. Şu şekilde zaten izin alıyorsunuz. Hani ben kendimi ayarlıyordum ama o idareci olduğu için geriliyorsunuz, acıkıyorum, susuyorum, lavabo ihtiyacım olabiliyor. Ya neden ben bunlara maruz kalıyorum? Sen işini düzgün yapmıyorsun diye. Madem öyle, sen işini düzgün yapmıyorsun. Ya ben şunu demeye çalışıyorum. Uygun bir üslupla insanları uyarmamız gerekiyor arkadaşlar. Uyaracağız. Anlamıyorlarsa da gerekli mercilere bunu bildirmemiz gerekiyor yani. Ben inşallah hani en azından bir işe yaramasa da arkadaşlar içim soğudu. Eşime de dedim. Yani teşekkür ederim canım dedim, yani gerçekten hani gel şikayet edelim dediğin için, o çünkü en son dedi gel dedi şikayet edelim, içim soğudu dedim yani gerçekten. Bu şekilde arkadaşlar. Evet, bayağı bir konuştum, uzun uzun anlattım arkadaşlar. Genel olarak böyle arkadaşlar, biz görümceme de gideceğiz dediğim gibi. Görümceme giderken artık sizinle görüşürüz. Ben bunları yıkayacağım şimdi arkadaşlar. Ben bunları yıkayayım, asayım, kurutayım, en azından kaldırayım. Dolap geldiğinde, dolabımız kurulduğunda da arkadaşlar şey yapmış oluruz. Ne yapmış oluruz? Kurarız. Hadi bakalım, görüşürüz. Senin ablaya gidiyoruz. Ha. Mesih çok yaramaz olmuştu. Bakalım nasıl olmuş. Demek ki tane de burayı mı? Yüzünde sıra. Gözünü mü? Gözünü. Yanaklarına sıra.
Hadi karıştı karıştı. Tam neresi cam dedin? Yüzüne. Cevap bana sıra. Tamam. Gördüğünün sonunda. Valla sanki Hamza'dan yaramaz olmuş Musti. Musti diyorsun. İleride izleyecek bunları Musti. Hadi gidiyoruz. Anahtar mısın Musa? Bende. Tamam. Masansör zaten. Hadi anlaması ben aslında. Ben bir tane ev alıyorlar. Ne zaman? Yok. Kullanım asansörü şu anki eve veriyor. Yani şu an. He. Yok inan asansörü. He. Geliyor. Hı. Açılmasını bekliyor. Dedi ben gittim asansör şirketiyle görüştüm. Asansörü değiştirdim. Valla. Aa çok iyiymiş ya. Kabini değiştirdim. Vay be helal olsun dayına. İş bitirmiş dayı maşallah. Aç. Helal olsun. Dün Mustiç nerede? Aa, biz de onu şey yapacaktık ama. O zaman ben merdiven çıkayım, sen yürü. Bakalım hangimiz önce gidecek. sen, o zaman senin ayağın ağrıyor. Sen niye çıkıyorsun merdiven? Allah, nasıl bir şey olmuyor? Doktor o zaman merdiven çıktı diye. Bileydim. Evim merdiven. 8 kat da çıkamam ama ya. 8 kat çok fazla bence. Bence 4 kat anca. Korktunuz mu? Hello. Seni çekmeyeyim. Merhaba. Benim ablaya geldik. Maşallah. Etleri doğramış tek tek. İşçi köfte yapıyor. O Gülda da destekçisi. Baktım şey oldu. Çok güzel. Et çok oldu. Böyle soğanı az geldi dedim. Bir daha ilave edeyim onu. Ha, soğanı mı azdı geldi? Soğanı az geldi. Hep et oldu. Böyle de güzel oldu. Soğan bol olunca daha güzel oluyor. Evet. Var mı benim yapabileceğim bir şey? Vallahi. İş. Musti iş. Dayısıyla oynuyor. Hele bak hele bak. Musti iş. Hamza seni döndürdü mü? Evet. Bak ben de seni döndürüyorum. Hadi kalk yataktan kalk. Kalk. Musiş kalk. Hamza kuzenine çiçek toplamış. Hamza bugün çok duygusal. Evet. Teşekkür ederiz amcacığım. Bak kuzenin de teşekkür ediyor sana. El sallıyor. Serdar ablasını öpmüş. Aynen. Ondan sonra. Annem geldi. Zeynep abla işi köfte açmaya başladı. Annemler geldi. Anneciğim. Bak Allah sana yoğurt göndermiş. Hoş geldin anneciğim. Hoş geldin. Hadi. Ne haber anneciğim? Tanemiz. Muştiş. Bebek. Tamuru ekşimiş. Aa neymiş? Yemin ediyorum şimdi tepsim yapsın. Tuzlu değil. Çantanın kulpu var ya. Onu yapıyormuşsun. Arkadaşıma sordum. Ondan sonra dikiyormuşsun. Anladın mı? Altı yana olacak. Ütüledi. Ütüledim. Ben geleceğim edeceğim.
Tamam. O bezi ben dedim, değil. Ben dedim getireyim sonra dedim boş mu? Niye mi yapayım? Ne işin bitmiş ya? Onu demiyorum sana ya. Sana demeyin zaten anne bana da yaptı. Önce bana. 500 liramış o yaptı. Sana 500 lira vereceğiz artık. Bu ayıp dedin mi? Estağfurullah çocuklar ne ederim. Anne ya, Seyim ablanın ördüğünü kim örüyor? İşte diyelim de yüzü sizi örtüyor. Seyim abla, annem sana iş yıktı. Selda, şey adı nedir? Dur size bir şey söyleyeyim. Hamza'nın hediyesi Seda bize de yapmış. Seda bir yaptım, onun daha daha göstermedim. Evet, onu koyuyor seyit. Çünkü bunun Seyim abla renkler maviydi ya. Şu an çok güzel oldu. Onun çerçevesi evet, de güzel. Ay Hamza çok güzel, çok şanslısın ama ama anne bak buradaki biraz neresi? O kadar normal bir şey olmaz. Bence Sena biz bunu asmayalım. Niye? Sağ ol. Niye asmayalım? Bence yer varsa asın, yine asarsınız. Fark etmiyor ki, siz biliyorsunuz. Niye asmışsınız? Canım çok teşekkür ederiz. Ellerine sağlık, kesene bin bereket. Ne demek? Bastıkça beni hatırlayın. Amin. Sus. Sus, beni hatırlat ama. Sevim diye hatırlayamayın. Bence de yapma anneciğim sen. Beni hatırlayın. Ben bilmiyorum değil mi inanıyorsun? Ama bir kere, iki kere, üç kere. İvdiz mi öğreneceğim? Gidince 2 kilo burgun alacağım, 2 kilo... Sevim. Oynamuru gibi. Gidince 2 kilo bundan alalım, 2 kilo kısırlık alalım, içe karıştırıyorum. Ben sana alırım. İstemiyorum. Neden? İstemiyorum. Ben aldım bilmiyorum, güzel mi değil mi ama hiç içmesin dedi. Bence çok şap. Hayır. Bak ben yapamıyorum bile bunu. Muşti. Anne bir de ver. Ne ver? Bu salata. Bu salata. Sarışın. Sus sen. Sen. Bunu nereden öğrendin susu? Biz ona köpek diyoruz ya tatlı anlamında. Hayır köpeği biliyorum. Susu nereden öğrenmiş? Kendi öğrenmiş. Olmaz. Zengin fakir. Öğleden sus ver. Kerem. Din diyor Gülden bana güçlü zengin fakir aç. Sen kaç yaş oldun? Kaç oldun? Üstü 3,5. Aa sen 3,5 oldun. Ha, yıllar geçiyor. Hala ben bugün çok soğanı evde doğradım. Etleri tam 1 saat oldu. 1 saat aç. Hadi. Elin kesilir elin. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Üzerine tamam, oturmuş ya yanlışlıkla. Şey vallahi tam bir şey olmamış. Nisa dışarı. Tamam bunu geri götüreceğiz de. Hadi. İşte köftelerimiz haşlanıyor. Nisa haşlıyor. Tamam gel. Tabii ki çıkardım. Tamam bak çıkar. Anne sana güveniyor. Evet anneciğim. Evet. Açtın mı? Bir şey olmaz mı? Amca duysa. Bir de onunla uğraşacağız. Sabaha kadar söyle. Nazar çıkmış. Puzzle kırıldı ya. Onu konuşuyoruz. Sıcak tabii. Tekrar değil mi? Ama sıcak. Hamza yanacaksın. Tamam alsın al. Çok oldu. Bu şey altı şey değil mi? Sarı değil. Hamza ne güzel çekiyor. Hamza'yı çekiyor. Hamza çekim yapıyor. Çeksene bu salak amalatayı. Hamza küçük kameraman oldun. Onu şey yapacağız, gazeteci yapacağız. Bence Ramazan sen içecekleri bırak. Buyurun. Seda ayran mı? Afiyet olsun. Ayran falan çok ayran çıksaydım ya. Abla ayran mı kola mı? Ayran. Şey de var biliyor musun orada?
Sanki çorba eksik ama. Şalgam içmediğiniz. Burada eksik çorba. Benim var. Senin tamamdır. Aha öyle mi? Yok tamam. Şalgamı sen falan mı istemiştin? Yok canım ben. Ben hiç yok. Biz böyle ithal ediyorum ha. Allah'a peçete ver önüne sersin. Evet ben acı da böyle gider de ben acı değilim. Ramazan acı çok seviyor. Ben de acı çok seviyorum. Selami de eskiden çok seviyor. Artık midesinden dolayı yiyelim. Size gösteririm diye yani. Ve ne oldu diye. Bakın. Yani dokunmadan çiğ köfte şey içli köfteyi yapıyordum. O an geldiler zaten hediye. O zaman geldi. O da kendi hediyesini veriyor. Sesi giriyor ne güzel. Aynen. Gülda hediyesini veriyor. Şey dokunmadım. Elime bile almadı diyorum ya. Baksana nasıl kırıldı. Aa, kaç yerden kırılmış? Valla bu hepsi. Bu nazar değil, bence. Değmiş. Gülda yanlışı da değil. O ne canım? Bir şey zahmet ettin. Ha bunlar da Selda'nın hediyeleri. Daha çok bir şey alacak. Tamam, tamam. Böyle canım, artık şimdi Seda zavallım garibim bir daha bunu götüreceğim. Aa, adama. Evet. Şey dedim şu çarşafın içine koyayım. En azından adam sarayım. Şurasını aldı. Cam takar. Canım niye zahmet ettin? Ne zahmet ya? Ay, yok bir tek içeride açalım. Hayır şurası da kırıldı ay, Seyman ya, da. Bir şey diyeceğim. Ya onu yapıştırırız. Canım olmaz saçmalama adama derim. Bir şey bu tarafı yapıyorsa sadece bu tarafın yerlere de dökmüş. Ya onu diyordum Gülda. Şimdi bak Allah korusun bir şey olacak. Bir şey olmaz kendini kesme. Bundan sonra dikkat edin dikkat. Hayır neyse, kendini kesiyorsun. Bunun başında olsa aynen puzzle sağlam ya. Hamza zaten görmüyor. Allah'tan üzerinde jelatin varmış. Şimdi saralım götürelim ben pazar sahneye. Tekrar teşekkür ederiz canım. Allah razı olsun. Olsun inşallah. Bu ne? Hadi burada bakalım. Seninkiler canım. Ama başka şeyler de var aslında. Ben böyle vermeyecektim bunu. Kalsın o zaman. Evet. Tamam hadi al. Ben bunu böyle vermeyecektim. Tamam tamam kalsın. Bunu bir tutma alacağım. Sürpriz olsun. Ya onu kiraya verin bakayım. Sen de yapsana. Yamanla dalga geç. Ne zaman çocuklar her zaman sana almış ama. Ne? Çok iyi. Boşluk ya. Saçmalamamız boşluk. Tadı yoktu. Ama ne zaman. Ay Zeym abla. Atarım sana. Eyvallah. De. Şşt. Kadın mı sıçıyor? Öyle çetin ya. Sorutur ha. Ne? Ana evde mi? Seda'ya ana evde he, mi? He sana gelecekti de. Hadi. Ben evet de olabilir. Hadi. Bay bay. Dağlara geldik evet. Şimdi Ramazan televizyona bakacak çalışmıyor. Şu cam açsana Ramazan ya. Ya bu nedir ya? Dantel. Hadi. Tamam. Tamam hadi. Attım ya bembeyazım. Hocam hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Güzel'e aynen gelmiyor. Beni ne kadar seviyorsunuz her şeyi ya. Ya sen ne kadar çok abartıyorsun Selda. Hadi. Hadi. Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz hadi yasamıyoruz. Gidiyoruz hadi bakalım evimize. Ay ne güzel esiyor buralar ya. Vallahi ya bizim oralar yanıyor cayı. Allah'ım at çadırını. Aynen at çadırını yat.